Sayın Özgür Hanım. Sayın Özgür Palabey. Bursa'dan kalktılar geldiler bizi çok mutlu ettiler. Kendisi efendim aynı zamanda tasarım mumlar yapıyormuş bize de getirmiş. Ama bir sır gibi saklıyor. Evet. Ne oldu? Bin... Yarışma bittikten Yarışma sonra. Yarışma bittikten evet. sonra. Tamam. <laughs> Heyecan içerisinde bekliyorum. Evet. Nasıl buldunuz Onur Bey'in performansını? Çok başarılıydı ama biraz bir talihsizlik Değil yaşadı. Arada gösterdiği atılımlar. Evet bize net bir şekilde şunu anlattı ki her şey yolunda gitseydi biraz da belki evet. hani ikinci üçüncü sırada yarışsaydı <laughs> evet. birinci sıra pek iyi gelmedi Onur Bey'e 9 bin lira bile bulurdu evet. değil mi yükselebilirdi Onur Bey şimdi size 33 tane harf alma hakkı bıraktı asla tavsiye etmiyorum efendim 9 bin lira doğru bir yolculuğa başlayalım mı? Başlayalım. Derin bir nefes ve ilk soru geliyor. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Soylu anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Soylu bir aile. Soylu çocuğu. Nokta nokta zade. Hı? Evet. Soylunun çocuğu nokta nokta zade. Yok bir tane harf alayım. Alalım. Yeter. Asil. Nedir? Asil. Asildir gayet güzel. Ne demiştim? Dört harfli cevaplar birbiriyle bağlantılı. Evet. Sizin de ikinci dört harfli cevabınız neredeyse söylenişi bile aynı. Bir bakın. Temel olarak alınan, esas olan. Esas olan. <laughs> aklınıza iki <laughs> tane doğru cevap gelecek. Hangisini söylerseniz söyleyin kabulüm. Ama bu biraz daha naftalinli olanıdır. Esas olan. Esas olan. Harf bir tane. Aldık bir tane daha. Kopya değil yani. Bu evet. esas. Asil, as, asil. Asli. Nedir? Asli. Asli gayet güzel. O kadar heyecanlıyım ki. Asıl deseniz de kabul edecektim ben. Vallahi zorunu buldunuz. Tebrik ederim. Şimdi bir eş anlamlı sorusu var. Buyurun gelsin. Koz da denen bir tür yemiş. 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 Kimisine İncir. meyve diyor. İncir mi? Yok. Hı -hı. Meyve mi? Peki. Kimisine meyve diyoruz kimisine yemiş diyoruz ya bu yemişten koz. işte koz. Bir harf. Alayım bir harf Aldık harf bir alayım. harf. Ortada bir V harfi. Hmm. Yemiş. Nasıl bir yemiş bu yahu? Bir harf daha alayım. Öyle ismi koz falan olduğuna Hayır göre mi? bu böyle çetin bir yemiş. Ceviz. Ceviz. <laughs> Üç Esma. <isim var. gülüyor> Beş bir tek kelimedir efendim. Buyurun bir bakın. Mecazi anlamı devrede. Ne yazık ki yüzünüzü güldürmeyecek bu soruda. Sonra toparlayacağız ama. Tamam. Merak etmeyin. Mecazi anlamda kurallara aykırı bir işe bulunan sudan gerekçe. Kurallara aykırı bir işe bulunan hı hı. sudan gerekçe. Ha, yani hani böyle bir suç işliyor ama nokta noktayı da hazırlamış. Ee... Nokta noktasını bulmuş. Evet bahane gibi bir şey. O suçu onun şey. içine yerleştirmiş. Bir harf. <laughs> Alayım. Aldık bir harf. <laughs> I, I'lar yalnız dolaşmaz. Bir yerde bir I varsa arkadaşı yanındadır. Kurallar yani bir, bir suç şey işlemiş. Var. Minareyi çalmış. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum. Bir, hafta, bir, hafta, bir hafta, bir hafta, bir hafta. Daha Buyurun, buyurun, buyurun. F ile bitiyor. Kılıf. Yapıştırın. Ah ya karttan sonra geliyor. <laughs> şimdi dert yok, tasa yok. Tamam. Bunlar zaten böyle biraz insanı sarsabilecek sorularda. Çok daha rahat ilerleyebileceğiniz sorular var elimde. Ama onlara az süreyle girip telaşa sokmak istemiyorum sizi. Tamam. O yüzden şimdi şu süre hikayesini bir toparlamamız lazım. Hızlanalım. Tamam. Altı harfli cevaplardan biri ilki çok kolay. O yüzden bunda biraz daha cevval hareket. Tamam. Buyurun geliyor belli bir veya birkaç fonksiyonu olan Değrek. sopa. Ne yapalım? Değrek. Pat. 6 puan. Şimdi aynı tokatı yiyebilir <laughs> Benjamin. Ona imkan sağlayabilecek bir soru. Cevabı iki kelime. Ürkütmesin sizi yardımcı olacak. İki kelime ve altı harf. Tamam. Buyurun gelsin. Hükümlüye ceza indirimi sağlayan uygun tavır ve davranışlar görüldü diyorlar mesela. Evet. Kravat takmış. Oo. Ne güzel. <laughs> İki kelime. Evet, biliyorum ama aklıma gelmiyor. O da böyle yalın gitmiyor evet, işte evet. yani. Kravatını takıyor. Harf alayım bir Aldık tane. Aldık bir harf. Al İki harf, kelime. İki kelime. İyi hal. Pat. Tamam. Al. Tamam. Arzu ettiğimiz puanları kazanıyoruz Öznur Hanımcığım. Bir tek arzu ettiğimiz sürede evet, değiliz. Evet, Onu da toparlayacağız. Şimdi 7 harfli cevaplar belki buna imkan sağlayacak. Sorular biraz uzun. Buldum diyorsanız susturun tamam. beni. Tamam mı? Tamam. Bundan sonrası sizinle Benjamin tamam. arasında. Buyurun. Piştikten sonra aldığı renkle güneşte yanmış tenlere Brons. ilham olan deniz kabuklusu. Kabuk Çok pardon. Istakoz. Pat! Istakoz gibi kızarmış. Burada BKG var. Yani bazı kaynaklara hı hı. göre etimolojik kaynaklar birbiriyle çatışıyor. Biz aradan böyle sıyrılıyoruz. Tamam. Bir bakın. Yedi harfli bir kelime. Kelime anlamı söz verilmiş yönetici olan taht adayları için kullanılan unvan. Padişah gibi Tahtın şey. adayı. Ee, Daha padişah şey, değil. Yok hünkâr Şehzade değil. gibi bu. Söz verilmiş yönetici. Bir evet. tane harf alabilir miyim? Bir mi? tane alalım durduralım mı sonra? Durduralım. Hı. Söz verilmiş yönetici olan tat adayları. Evet, söz verilmiş ahit edilmiş olan kelimenin kelime de oradan geliyor zaten. daha Bulursunuz bunu. Bakın. Tahta bu çıkacak. Bu çıkacak. Vekalet gibi. Ha gayret. İşte ahit edilmiş İki kelimenin birleşimi. Vekâlet veliyet. İşte yönetici veli kısmı da ahit edilmiş aynı zamanda. Nedir o? Söz verilmiş yönetici, Söz verilmiş. ahit edilmiş o dediğinizden. Evet. Taht adayı, tahta e, çıkacak olan. Şey, eee... Ne? E, ah biliyorum, biliyorum ne ya. Beni ya? ah, <laughs> Çok üzüldüm biliyorum ya. <laughs> Beni de biraz ah. üzdü Çünkü sizi o arzu ettiğimiz evet. 9 binlerden 8 binlerden kopardı. Evet. Sizin başınıza gelen Sevgi Hanım'ın, Sibel Hanım'ın başına gelmeyecek diye bir şey yok. Ah. Dayanın. Tamam. 41 evet. saniye var. Ritminizi bozmayın. Daha çok soru var size soracağım. 41 saniyede 6 soruya cevap vermemiz lazım. Tamam. Ha gayret. İki kelime mastarla bitmekte. Adaletsizce sahip çıkıp başkalarının payını alacağını, hissesini Yok saymak. hiçe Yok. saymak. Hiçe saymak. İki kelime. Harf alın durdurulmalı. Harf alın. Bir daha okuyalım mı? Adaletsizce sahip çıkmak bir şeye Evet. başkalarının payını alacağını hissesini hiçe saymak. İki kelime değil yani mi? Yani o başkalarının hakkına girmek. Ha gayret. İki kelime bir birini... Hak yemek. Hak yemek. Evet. Şimdi sekiz harflidir, Tek kelimedir. Üçlemeyin. <laughs> Çok üzüldüm Veli hatta. Tamam ama onu unutun ki bunlara yansımasın. Tamam, tamam mı? Bunlarda da küçük oyuncaklar var çünkü. Dokuz harflerde rahatlayacağız biz. Tamam. Bu da İkinci hatta üçüncü anlamı devrede. Mecazi anlamın da mecazisi. Bir bakın. Beklenen başarıyı gösterememek, kötü bir performans sergilemek. Bizim takım yani bu... Başaramadı, olmadı, yenilgi, yenilme. Harf alalım mı? alayım bir tane. Aldık bir harf. Çok kötü bugün bizim takım mı? yani. Bir tane daha isteriz. <laughs> Özür dileriz. Özür dileriz. <laughs> ee... Bizim takım bugün... Kötü mekmak diye bitmeli değil mi? Çöküntü yok. Kötü. Çok yanlış yolda e, Evet. An. Şimdi Kötü her şeyden önce mastarla bitiyor mi? bu. Mekmak. Tamam. Onu bir özümseyelim. Mecazi anlam devrede demek ki başka bir anlamı var bunun. Götürmek gibi. Hani mi? şu kılıf gibi. Ah. Bizim takım götürüyor, kazanıyor demek bakın. Evet. kaybediyor. Kaybediyorsa Bizim takım çok dökülmek. Dökülüyor bizim takım. Neyse ki. Neyse ki iki kelimeden oluşur efendim. 9 harflidir. Buyurun yazsın. gelsin sorumu kaldı. Son bu bittikten sonra kırmızı, turuncu ve sarı hepsine birden sıcak ne diyorlar? Sıcak tonlu. Durdurun, durdurun. Ne diyorlar? Sıcak ton. Olmadı. Sıcak 8 harfli oldu. Sıcak. Sıcak. Sıcak güzel. Sıcak renk. Sıcak renk. Sıcak renkler. Bu da aslında tek kelime. Yani yaygın kullanılan hali tek kelimeden oluşan hali. Aslı iki kelimeden oluşur. Biz onu soru olarak sorduk. İkisi de yabancı kökenli. Bir bakın. Müzik parçasını görsel hale getiren promosyon filmi. Fragman yok. İki kelimeli. Şey, üstü. klip evet. Klip çekme. Klip Eyvah. Bir dakika. Ben ne dedim biraz önce? Müzik parçalarını görsel hale getiren promosyon filmi. Ne dedim biraz önce? Girmeden önce. İki kelimeden oluşuyor dedim. Evet. Ne klip deniyor onlara? Klip parça demek klip. aslında. Evet. Kesilmiş parça demek. Görsel hale getirdiğine göre şarkıyı nasıl bir parçadır o? Ne klip? Klip. Görsel klip. Ah, görüyorum. 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 Parça klip günü biliyorum hatırlamıyorum. Aa. <laughs> <Deo> klip. <laughs> Bu kötü oldu. Evet. Tamam. Fark ettim. Geriye 8 saniye kaldı tadını çıkarttı. Tamam. Buyurun bakalım. Son soru galiba Sonundan değil Sondan mi? Sondan bir <laughs> soru. Gündelik konuşmada düşünme ve yargılama biçimi. Zihniyet. Harf alayım. İki kelime. Harf alayım. Bir tane daha istediler. Düşünce ve yardım için zihniyet. Önce onu değiştirelim. Mantalite. Kafa yapısı. Kafa yapısı. 800 puan. <laughs> Bu çok daha kolayı. 1000 puan bekliyordum buradan. Dur bakalım gelecek mi? İki kelimedir ve der ki içerisinde ilk yardım için. Acil yardım. <laughs> Gerekli sağlık. Ay, dolap. Ne dolabı. dolabı? İlk yardım dolabı. Değil. Dört harfli olmalı. Dolabı. İlaç dolabı ilacı aldığımız yer Ecza dolabı. Ecza dolabı. <laughs> Denemeyecek tek şey bunu saymayı evet, bir daha bekleriz inşallah. efendim. Keyifli miydi? Evet çok. Yüzünüz çok gülüyor. Aldım, o da bize verdiğiniz hediye. Teşekkür ederiz. Bir Ve de sağ kocaman alkışlar. <laughs>